Hoş geldin. Hayırlı akşamlar kızım. İyi akşamlar Osman abi. Hadi bakalım. Nisancığım. İkgül abla. Aşkım benim. Nasılsın? İyiyim. Nereden geliyorsun böyle? Anneanneme gittik. Merhaba. İkgül ben. Merhaba. Siz yeni başladınız galiba. Evet, bu sabah başladım. Benim annem de bu sitede çalışıyor da ben de genelde onunla kalıyorum. Nisancığımla da eski arkadaşız değil mi aşkım? Al bakalım. Teşekkür ederim. Ha, beğendin mi? Hı hı. İlkül ablanla beraber seçtim. Adı ne olsun? Ayşegül olsun. Ayşegül ne olsun? Niye? İlkül ablan yüzünden mi koydun adını öyle? Hı hı. İlkül, kız. Annene söyle de kızın olursa adını Ayşegül koysun. Bak çok güzel oluyor. Son gün, ilk gün Ayşegül. He? aşkım benim. Ayşegül de buradaymış. Nasılsın Ayşegül? Çok üzgün. Niye? Hep ağlıyor. Çünkü annesini özledi. Nisancığım peki... Peki ona bir sorduk mu hiç? Kendisini iyi hissetmesi için yapabileceğimiz bir şey var mıymış diye. İtkin abla. Efendim aşkım. Ayşegül bu gece sen de uyuyabilir mi? Uyuyabilir. Tabii ki uyuyabilir. Hatta Ayşegül istediği kadar benimle kalabilir. Belki sendeyken çok ağlamaz. Evet, belki. Hadi gidelim artık. Bay bay. İyi misin? Su getirmemi ister misin? Burada ya. Burada işe başladım. Şoför olarak. Yok artık. Ya siz haber yapmak için... Ya sizin insanların derdine, acısına saygınız yok mu ya? Görmedin mi küçücük çocuğun halini sen? Ama yazacaksın tabii sen oraya. Çocuk çok ağlıyordu bilmem ne diye. Bitti mi? Bitti. Hayır efendim bitmedi. Söyleyeceğim seni doktor nerede? Hayır gel. Ya saçmalama. Hem evde yoklar. Partiye gittiler. Ben de gider orada söylerim. Ya... Ya sen hep böyle misin? Nasılım? Böyle işte. Peşin fikirli, empati yoksun o. Kompleksi unuttun. Ha ya. Ya kusura bakma. Böyle sen fazla çıkışınca ben de biraz sinirlendim. Fazla ileri gittim, kabul. Özür dilerim. Bir daha sakın kolumdan tutma. Özrünü de kabul etmiyorum. Arkadaşının hamile olduğunu biliyor muydun? Ne? Adli tıptan, içeriden bilgi aldım. 8 haftalık gebeymiş. Tabii bunu rapor yazacaklar mı yoksa öt basmayacaklar bilmiyorum. Peki ben seni doğru söyledin nereden bileceğim? Bugün bilemezsin ama bana biraz zaman verirsen. Bak bu olayın arkasından büyük bir iş patlayacak. İyi kokalarım, güven bana. O iş ne henüz bilmiyorum ama çözeceğim. Dolayısıyla işime engel olursan
Bunu asla öğrenemeyiz. Şunu iş iş deyip durmaz mısın lütfen? Tamam, tamam, pardon. Pardon, kelimelere takılma. Bak bir düşün. Meryem belki de bu davanın simgesi olacak. Balkondan düşmüş deyip kapatılan o kadar dosya var ki inanamazsın. Belki bu olay ortaya çıktığında başka kadınların da benzer şeyler yaşamasına engel olacaksın. Bir düşün. Lütfen. Düşüneceğim.